Merhaba. İzmir Sinema Evi sinema söyleşileri devam ediyor. Bugün gerçekten çok özel bir konuğumuz var. Kurtuluş Özgen. Kendisi bir aile geleneği olarak 1990'lı yıllardan beri profesyonel iş yaşamının içinde. Ve aynı zamanda da daha sonra üniversite yaşamını sürdürdü. Şu anda da Ankara Hacıbahri Üniversitesi'nde akademisyen olarak çalışıyor. Ama bu arada pek çok alanda, pek çok işte imzası var. Kendisiyle bugün pek çok konuda konuşacağız ama tabii ki konuşacağım şey temel olarak belgesel sinema olacak. Kurtuluş, merhaba, hoş geldin öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Her şey yolunda mı? Ben de artık Tahsin abi diye daha sivil konuşayım, müsaade edersen. Sizler tabii tabii tabii, ne demek. Şimdi bu kapanmanın, yani nasıl bir kapanma olduğu çok tartışılır ama ha kapandı, kapanacak ya da böyle vallahi kapanacağız bak falan gibi durumun ilk günündeyiz ve yanılmıyorsam da şu saat itibariyle kapanmaya başladık. Evet. Öncelikle bu herkese, izleyenlere hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ben çok kabaca açılışta senden bahsettim ama sen eklemek ister misin ya da eklemek istediğin bir şey var mı genel olarak? Yok, sen özetledin. Yani çeşitli aşamalarında çalıştım bu film işlerinde ama ağırlıklı kurmacı olmayan evrende filmler yapıyorum. Yanına video işleri ve fotoğraf işleri de üretiyorum. Bir yandan da işte akademik olarak gene ilgi alanım olan konulara çalışmaya çalışıyorum. Kabaca bu kadar aslında söyleyeceğim. Bu arada Nülüfer Yarbaş selamlar ve iyi yayınlar diledi bize. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Nülüfer. Şimdi bizim konu başlığımız, afişte de daha önce yaptığımız gibi hatırlarsan unutmak, hatırlamak ve belgesel sinemaydı. Şimdi bizim genel anlamdaki sinema söyleşilerinde zaten odaklandığımız konuda daha çok toplumsal bellekti. İşte Hasan abiyle, Enis abiyle, pek çok ustayla bu konuda konuştuk burada. Şimdi seninle istersen biraz unutmak, çünkü böyle hani hatırlayalım, hiç unutmayalım, unutmak kötü bir şeydir falan diye gidiyor ama ben biliyorum ki senin bu konuda, yani senin derken çalışmaların içerisinde de okuduğum kadarıyla farklı düşündüğün yerler var. İstersen biraz buradan başlayalım. Şöyle, aslında o Hasan Özgen'le ortak yaptığımız Aynı Evin Çocukları belgeselinde karşılaştığımız aslında bir olgu oldu. Yani iki tarafı ele almaya çalışıyorduk. Ben de bir göçmen çocuğuyum. Yani Balkan Harbi'nde sürülen Müslüman, Osmanlı Müslüman tebaanın İki taraftan da üçüncü kuşak, dördüncü kuşak temsilcisiyim. Aynı zamanda da buradan sürülenlerle ilgili iki aileyi ele almıştık biz. Orada tabii şöyle bir şeyle karşılaştık. Buradan gidenler, bu işte biz belgesel sinemacıların bu coğrafyada çok zorlanarak anlatmaya, biriktirmeye, üretmeye çalıştığı toplumsal belleğin kurucu unsurları olan her türlü yazınsal, görsel, işitsel, işte fotoğrafik arşivle ilgili süreci en başından beri çok sıkı takipçisi olmuşlar. Hem beraberlerine götürmüşler hem de hala günümüzde bile bu görsel işitsel arşivi bir şekilde derlemeye, toplamaya, edinmeye, biriktirmeye devam ediyorlar. Yani çok hatırlamak üzerine, unutmamak üzerine toplumsal travma tedavisine girişmişler. Sen benim limon ağacımda da karşılaşmışsındır. Çok sevdiğim bir belgeselim var. Hayranım o belgeseli. Onu söyleyeyim. Yani pek çok işine olduğu gibi. Ama o, benim atalarım da dahil Baka coğrafyasından gelenler ki bunu sadece kırsal alandan geliyor olmalarına bağlayamayız. Herhangi bir bilgi belge birikimini getirmemişler. Getirmedikleri gibi sonraki kuşaklara da ne olup bittiğini aktarmamayı tercih etmişler. Bu bana çok çarpıcı gelmişti. Böyle büyük bir sessizlik. Yani bulmak çok zor. Yıllar sonra, işte bu 90'lardan sonra sen de biliyorsun, Tarih Vakfı'yla beraber 93'teki ilk birinci sempozyumla beraber böyle şey olan söz tarih çalışmaları vardır alevlenen. Yani Avrupa'da daha önceydi ama bizde bunun hani bir şekilde popüler olması, kimlik kazanması Tarih Vakfı'nın o çalışmalarıyla başladı. Oradaki bilgi üzerine yıllar sonra işte bu
hem bizim değil sadece belgeselcilerin değil ama tarihçilerin, antropologların falan da böyle bir sivil alana yönelmesi ile açığa çıkan böyle bir görsel işsel ne diyelim video mülakat külliyatı üzerinden belki yıllar sonra derlenebilen bir takım örnekler alalım. Onun genelinde yok böyle bir şey. Yani görsel işsel arşiv olmadığı gibi böyle ana aktarımı da pek yok. Bu nedir diye tartışırken, araştırırken şu an ODTÜ kökenli ama şu an TEDÜ'de mimarlık bölümündeki mimar, şair, entelektüel hocamız Ali Cengizkan bu belgeselle ilgili yaptığımız mülakatlarda, hatırlarsın senle de yapmıştık, oradan gelenler dedi sanırım dedi bir erdem olarak susmayı tercih ettiler. Burada benim kafama şey takıldı. Bu 2018'de yapılmış video mülakat. Hatırlamak kadar unutmak da aslında erdemli bir tercih olabilir ama benim kastettiğim bu sahte bilincin inşa edilmesine yarayan toplumsal balık hafızalık değil. Belli travmaları ve belli travmalarıyla yüzleşme ya da tedavi etmeyi yöntem olarak, toplumsal bir yöntem olarak unutmayı, arkada bırakmayı tercih etmek. Dolayısıyla belli durumlarda, belli koşullarda çok da aslında barışmacı bir tavır olduğunu düşünüyorum bunu. Çünkü hatırlamanın bir kısmı ister istemez ötekini de yanında taşır. Sebep-sonuç ilişkisi bağlamında. Ama siz bir erdem olarak unutmayı tercih ederseniz belki de bir üst bakışa, bir üst kavrayışa, bir üst kucaklamaya geçiyor olabilirsiniz. O zamandan beri benim aklıma takılan bir şey. Yani bu unutma meselesini o anlamda bu noktasıyla da deşmeye çalışıyorum. Ki Latife Tekin'in de bu unutma bahçesiyle de karşılaşınca onunla da sohbet edince kısacık bu konuda ve bir yere doğru evrilmeye başladı. Bu şu anlama gelmesin ama. Hani gene Ünsal Özkoca'yı rahmetle analım. Belgesel için benim en sevdiğim tanımlarından biri vardır onun. Yani ışıklar için de uyusun, beni rahmet eylesin. Belgesel sinema sahte bilincin panzehiridir demişti hoca. Yani bu panzehir işlevinin kor olarak koyarak, merkezde tutarak bunu söylüyorum. Yani bu toplumsal bellek, toplumsal hafıza meselesi bizim için çok önemli. Bu arada bireysel hafıza, bireysel bellek, bireysel arkeoloji onu da çok önemsiyorum. Özellikle son dönemlerde kendi arkeolojimi de yapmaya çalışıyorum. Yani ki yine işte oralardan gelen bir aile grubunun işte 4. kuşak temsilcisi olarak buna ulaşmak çok zor. Ama yani unutmanın da bu irade olarak unutmanın da böyle bir yanı olduğunu düşünüyorum. Açıkçası hani oralara da takılmış durumdayım. Bakıyorum ediyorum oralara da. Hadi dediğin doğru. Tamam. Peki o zaman biraz daha perspektifi genişleterek, daha doğrusu açıyı genişleterek bir şey daha sorayım. Şimdi bu erdemlilik kısmı tamam. Yani bunu anladım. Ama yani bir de şu tarafı var mı? Bir takım şeylerin de tırnak içinde kullanıyorum ama unutulması ya da terk edilmesi gereken şeyler de yok mu hayatımızda? Geleneksel yapının içinde kadına bakış, yani gelişme, insanoğlunun gelişmesi, ileriye bakması, var olan bir takım şeyleri unutmak değil ama en azından terk etmek. Örneğin benim daha önce seninle daha telefonla konuşurken aktarmıştım hatırlarsan işte özellikle son dönemde böyle hani işte özgürlükler, inanç özgürlüğü bunların peşinden gitmeliyiz işte falan bir sürü konuda özgürlüklerden bahsediliyor. İnadına özgürlük falan. İyi güzel de ben de şöyle bir soru sormuştum o zaman. Ya iyi hoş diyorsunuz da dedim. Benim yaşadığım köyde bu gerçek bu arada. Hani ironi olsun diye söylemiyorum. Bu köyde Avrupa Birliği projesi yapıldı. Küçük yaştaki çocukların evlendirilmemesi için. Yani bu işte kaymakamlık, belediye falan Avrupa Birliği projesi yaptı. Bu arada kim, burası? Sen İzmir'deki bir köyde yaşıyorsun değil mi? Daha da şeyini, feci durumunu söyleyeyim. İzmir'e 21 kilometre uzaklıkta bir köyde yaşıyorum ben. Burnunun dibi, Kemalpaşa'nın köyündeyim. Ve burada 12-13 yaşına gelen herkes evleniyor. Ben bu köye 15 yıl önce gelmiştim. Şimdi bu tartışmanın yapıldığı yerde bunu söyleyene döndüm ve dedim ki ya iyi hoş diyorsunuz da hani geleneklerimizi koruyacağız, yani muhafaza etmemiz lazım falan. Ben dedim burada gittim muhtara. Aslında tabii sordum başka bir şeydi benim. Muhtara dedim ki ya muhtar etme eyleme 13 yaşında daha çocuk gelişimini tamamlamamış.
Hani erkek de kız da her ikisi de. Bu arada erkekleri de evlendiriyorlar. Yani erkekleri ve kızları 13 yaşında evlendiriyorlar. Bu hani doğru bir şey değil. Olmamalı böyle bir şey dedim. O da bana dedi ki dedim. Ya ama bu bizim geleneğimiz. Şimdi ve biz bu geleneğimize sahip çıkıyoruz. Şimdi ne yapacağız dedim. Bana işiniz çok zor demişti o zaman. Halbuki benim kastettiğim tam da hani unutmanın ya da terk etmenin gerekliliği. Hani bir biçimiyle asimilasyon kelimesi ne derece doğru düşer buraya bilmiyorum ama ya da gönüllü asimilasyon. Hani bununla da bir paralellik ya da bununla bir bağlantı kurulabilir mi bu anlamıyla? Tabii bir de yani aldığımız pozisyon gereği biz yüzümüzü geleceğe ve yeniye ve evrilmiş olanı, ilerlemiş olanı çevirmek durumundayız aslında. Ama Türkiye tabii garip bir ülke. Yani sınıfsal katmanları, sosyopolitik departmanları falan filan oturmadığı için. Yani işte Soğarınlar, Hasan Özgenler, mesela o ekol, bunlar ilerici, devrimci insanlar değil mi? Yani bir ömür tarihi, toplumsal, kültürel, doğal mirası korumaya çabaladılar. Gelecekler. Hatta hani şöyle bir küçük bir alıntı yapayım. Gürsel abiyle konuştuk biz. Gürsel Korat'la, yazar abim benim. Ya dedi biz dedi devrimci adamlarız dedi ama dedi yani bunları koruma kaygısından dedi geleceğe ileriye bakamadık. Bizim gönlümüzün ileride olması gerekir dedi. Ama nedir problem? Türkiye'de tırnak içinde söylüyorum muhafazakar yok. Muhafazakarlık yok. Yani bunları hani şey diye söyleyeyim mesela İngiliz tipi muhafazakarlıktan bahsedildi. Çok oturmuştur o şeyler. Ona gerçekten o değer dediğimiz şeyi yani toplumun konsensüs olarak ve bilişsel olarak yani aynı zamanda bunun akademik kurumsal bir yanı da var. Değer olarak kabul edilen şeyleri muhafaza etmeye aday bir grup. Şimdi bizdeki bir iki kısa kesinti dışında 50'den bu yana Türkiye'yi tırnak içinde söylüyorum. Muhafazakarlar yönetiyor. Şimdi kentsel, doğal, tarihsel dönüşüme baktığımda nasıl diyeyim yani post apokaliptik bir dönüşüm var Türkiye'de ve acayip bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani inanmayan İzmir'e, Bursa'ya, İstanbul'a, nereye bak, kasabalara yani baksın. Öyle olunca tabii bu çok şey karışık burada. Bizdeki roller oturmuş durumda değil. O yüzden de zaten pek çok sıkıntıyı da yaşıyoruz. Yani orada da şey karışıyor. Yani bu gelenek dediğimiz şeyin içerisinde geride kalanın, çok öncede kalanın tortuları var. Canım yani anlatabiliyor muyum? 200 yıl önce demokrasi yoktu. O da bizim geleneğimizdi. Laf mı yani? Anlatabiliyor muyum? İstedim. Bunları hakikaten ayıklamak gerekiyor. Ve bunları terk etmek, acilen uçarak terk etmek gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama Türkiye'de böyle bir kakofoni karışıklık söz konusu. Gelenek denilen şeyin içerisinden de bir kere daha söylüyorum. Konsensüs olarak ve bunun nasıl diyeyim kurumsal ve ekonomik olarak kıymetli bulunanını alıp tutup geri kalanı ayıklamak gerekiyor. Yani kan davası, başlık parası bilmem ne. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü bir şey var. Hani gelenek böyle bütünsel, total bir genellemecilikte kabullenilebilecek bir şey değil. Hatta bizim pozisyonumuzda olanların tamamıyla ileri bakması gerekiyor ve bunu bizi korumaya ikna etmesi gerekenler, ya arkadaşlar biz Türkiye toplumu olarak bakın bunları koruyoruz demesi gerekenler olsaydı muhafazakarlardı Türkiye'de. Biz de onlarla uzlaşıp belli bir kısmını korumaya ikna olabilirdik. Belli bir kısmını da hayır bunu bırakıyoruz. İlerleyebilirdik ama öyle bir şey yok ki. Yani benim çevremde sen de dahil olmak üzere tanıdığım pek çok bilim adamı, işte sinemacı, belgeselci, sanatçı şu bu bir yandan da korumaya hala öyle. Korumaya çalışıyor. Şimdi gidin bakın özellikle bu çevre üzerinden çok gelişmeye başladı. İşte bu Rize'de şimdi kimler var korumaya çalışıyorlar? Kaz Dağları'nı kimler korumaya çalışıyor? Nerede bu korumacılar, muhafazakarlar? Gene solculara, devrimcilere düştü iş. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani aslında diyorsun bir nevi paradoks bu. Yani koruması gerekenler korumayınca hiçbir şey kalıyor. Vicdanı ne vermiyor? Ben şimdi geçen Hakan abi
Yeni bir film yaptı Masumiyet diye. Böyle antolojik belgesel gibi bir şey. Çok çarpıcı. Hasan Özge'nin bir şiiri üzerinden. Babaannemin evi var orada. Onun yıkık metruk halini gördüm. İçim yıkıldı. Yani filmi seyrederken ağladım. Anlatabiliyor muyum? Yani işte böyle çelişkiler yumağı. Hani o film de bu arada umarım Hakan abi yakında gösterimini sunar. Bir değişik öncü çalışmada geliyor. Onun da burada müjdesini vermiş olayım yani. Tamam. Öncelikle Hasan abiden bahsettik. İyi, güzel bir söyleşi olsun temennisini Sağ olsun. Ben göremiyorum, sen kontrol ediyorsun artık onları. Evet. Levent Duran'la bizim hem arkadaşımız, bahsetmiştim Selam daha söyle. önce. O da Kıbrıs'tan izliyormuş. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ederim. Bu arada gelenleri ileteyim. Şuraya gelelim. Şimdi hani yeni bir şey dedin ya buradan hareketle senin o göçün 8 şiiri üzerinden hem bu unutmak hem göçün 8 şiiri hem buluntu. Şimdi ben hani bu işte remix diye bir şey çıkardılar. Benim kafam biraz Evet, karıştı. İzmir'den iki tane güzel arkadaş yapıyor mu? Hande Zerkin ve Fatih. Mesela onlar da bu buluntu işin değişik bir yönüyle ilgileniyorlar. Yani imajları nasıl diyeyim? Mevcut kurgu pozisyonlarını ya da mevcut pozisyonlarını, informasyon, epistemik pozisyonlarını beğenmeyip onları bir çeşit yeni bir dile, kendi dünya görüşlerine göre bir karşı dile çeviriyorlar. Var remix, öyle bir şey var yani. Bu tabii müzikteki ticari remixle karıştırılmaması gereken bir şey. Tamam, o zaman şuradan başlayalım. Birincisi, bu hani buluntu film ya da herhalde bunun tam adı, tam Türkçesi bu değil mi? Found footage çevirirsek buluntu film oluyor. Ya da böyle mi kullanılıyor? Found footage aslında bulunan arşiv demek. Bulunan görsel arşiv demek. Biz de işte bir şekilde buluntu film diye oturdu. Kim nasıl oturttu bilmiyorum. Diye biz de oturtmuş olabiliriz. Çok eski bir kavram değil. Dar alanda çok bunu Türkiye'de çalışan iyi bir ekip, değişik arkadaşlar var. Geçen günde bununla ilgili bir panel yaptılar altyazıda Fırat'ın yaptığı. Yani hatta ben şöyle bir şuradan bakıp sana söyleyeyim. Nurşen Bakır Hoca ilk bunlarla uğraşıp etrafına yayan bir isim Türkiye'de. Ege Berensel vardır Ankara'da. O toplama işiyle de uğraşıyor. Yani büyük bir emeği çabası var. 8 bin metre, 16 bin metre unutulmuş. Bütün o bit pazarlarına gidip onları topluyor. Başka arkadaşlar da var bunları yapan ama benim gördüğüm böyle Ege Berensel üzerinden onu da takip ettiğim için. O mesela değişik gösterimler yapıyor zaman zaman. Zeynep Pekünlü, Dilek Aydın, Hasan Özgür Top, Metan Özcan, Belit Sağ, demin bahsettik Hande Zerkin'le Fatih Bilgin, Metan Özcan gibi arkadaşlar bir süredir zaten bu buluntu malzemeyi çeşitli işler üretiyorlar. Sadece kurmacı olmayan, yani belgesel alanında değil ama böyle daha Çağdaş Sanat Forumu'nda üretenler de var. Daha deneysel işler üretenler de var. Ama temel mesele buluntu nerede duruyor, arşiv nerede duruyor, nerede ayrılıyor bunlar? Biz belgeselcilerin çünkü alışık olduğu şey arşiv görüntüsü. Şimdi arşivin kendi üzerine aldığı bir kurumsallık var. Yani resmi bir şekilde kayıtlara geçmiş, bir resmiyet kazanmış, görsel işsel malzeme gibi yorumlanabiliyor arşiv. Buluntu ise daha çok hakikaten bir şu özelliği var. Birileri onu bir yerlere bırakmış, unutmuş, bir pazarlarına düşmüş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Unutulmuş bir takım görsel işitsel malzemelerin bulunup açığa çıkarılması ya da bunu değişik yerlerden derleyip toplayarak bir araya getirme meselesi var. Bir sivillik atfı var burada ama şu da var. Hani benim yaptığım gibi ona da daha sonra değineceğim. Mesela ben şöyle görüyorum ve şöyle kullanmaya çalışıyorum buluntu filmi. O imajın tarihsel ve içeriksel bir bağlamı var ve bir amaç doğrultusunda çekilmiş o imaj. Onu alıp tarihsel bağlamından, içerik bağlamından ve kullanım bağlamından koparıp anlamı ve biçimi de kırarak başka bir işe doğru evirirsen benim algılama yöntemimde buluntu film yapmış oluyorsun. Ben Göçün Sekiz Şiirinden örnek vermeye çalışayım. Ben ilgi alanlarımdan biri de benim master'da çalıştım, video sanatı. Video sanatçıları işte Namcun Pyke'dir ünlü. 1965'te ilk portatif video kamerayı alarak papayı çekerek bu işlere başlıyor. Bu video sanatçıları özellikle 65
80 hatta 85'e kadar egemenin, sistemin, iktidarın sözcüsü olarak, görsel işitsel propaganda aracı olarak gördükleri televizyonu ve televizyel imaja karşı savaş açıyorlar. Bu propaganda aygıtını kendileri sanatçı olarak ele alıyorlar ve bu imajları başka içerik ve formda kullanarak karşı bir dil kurup, karşı bir plastik kurup kendi dünya görüşleri doğrultusunda karşı taarruz işleri üretiyorlar video sanatçılar. İmajı alıyor, ters üzeri ve karşı taarruza geçiyor. Hatta Namcun Faik'in ünlü bir sözü vardır. Televizyon bütün hayatımız boyunca bize saldırıp durdu. Şimdi karşı taarruza geçme zamanı diye. Aslında video sanatının ilk 15 yılını çok iyi özetleyen bir şey. Adını sensen söz. Ben bu mottoyla ticari görüntüler satan bir web sitesine üye oldum. Web sitesindeki imajların temel amacı reklam filmlerinde, tanıtım filmlerinde, endüstriyel filmlerde kullanılması için senin de işte bildiğin video sitelerinden biri. Ben yıllık üye oldum buna. Hani ekonomim ona el verdi. Şimdi teker teker imaj seçmedim ama bir total büyüklüğe oradan alabiliyorsun. Bir de gene ticari müzik satan bir şeye üye oldum. Oradan da bir ticari müzik seçtim ve bu imajlar içerisinden ve bu müzik düzeninde kullanarak çok teknik bir şey anlatıyorum. İçeriye sonra girelim. Dili, plastiği anlamı kırarak, plastiği hiç bozmadan ama anlamı ters yüz ederek böyle bir çeşit şeyle, özellikle John Berger'ın o efsanevi Göçün 8 şiirini açık kaynakta 2007'de Madrid'de seslendirmesini YouTube'da buldum, ses kaydını. Onu da kullanarak bir ters yüz etme aşamasına geçirdim ve tüm bu başımıza gelenlerin küresel ölçekte de ülkemizde de ana müsebbibi gördüm. Kiminin finans kapitalizmi dediği, kiminin küresel kapitalizm dediği o entity'ye karşı bir itiraz ve isyan film yaptım. Önce aslında şeydi, çok kişisel bir kesişmeden kaynaklanan işte Ege'de Midilli Adası'nda Kristina'nın orada işte iki tane göçmen çocukla karşılaştığım bir duygu, o çaresizlik ve şey, hani ne kadar kesişsen kesin sonra kendi hayatına dönüyorsun ya, o küçük burjuva hayatına, anlatabiliyor muyum? Onun yarattığı aslında şeyle, biraz utanç, biraz acıyla bir ağıt filmi yapma niyetiyle yola çıktım. Sonra bir baktım ki bir politik statement, bir politik itirazla dönüşmüş film. Böyle açığa çıktı yapı. Burada da işte o kaç bin tane imaj taradım hatırlamıyorum. Ama bütün o imajları arayıp bulup, tarayıp, seçip ondan sonra bir görüntü düzenine dönüştürdüm. Bu işlemede sonucunda da buluntu film kategorisine yakın buldum ve hep bunu bir buluntu belgesel, buluntu film olarak sağda solda tanımlıyorum. Kabaca Göçün 8 şiiriyle ilgili sen söylemezsin, ben söyleyeyim. Pek çok ödül aldı yurt içinde ve yurt dışında. Ben hani büyük bir keyifle izledim. O filmin bu arada Türkçe altyazısı var mı? İngilizcesini ben, çünkü filmi İngilizce yapmışsın bildiğim kadarıyla. Abi var, ben sana Türkçe altyazısını yollayayım. Ben yani genel olarak bu bir tercih de olabilir. Öyle bir şey var, onu da paylaşayım. Gene bizim büyük çaresizliğimiz. Ben aslında yaptığı işleri açık kaynakta paylaşan bir insanım ve şeyde değilim biliyorsun. Copyleftçi bir adamım. Kafam benim Creative Commons olarak. Yani Nail ve açık kaynaktadır. Nail Bey'deki görsel işitsel düzeni bütün herkes ticari olmamak kaydıyla istediği gibi sanat amaçlı, eğitimsel amaçlı ya da keyfi amaçlı kullanabilir. Yeter ki ticari çarka girmesin. Şeyi açamıyorum henüz. Göçün 8 şiirini 2021'de 20'deki bir takım festivaller hala şeylerini ertelediler. Bunların aday attığı bir şey var. Açık kaynaklı olursa işin hemen diskalifiye ediyorlar seni. Onların şeyine hala şifreli olarak onların tek elinde duruyor. Ama kısa bir süre sonra açık kaynağa geçecek film. Bunu iyi biliyorum. Hatta bunu hani bizi izleyen arkadaşlarla da paylaşalım. Biz de yeni bir proje, mültecilerle Nefret Duvarı'ndan Sen de Biri Tuğla Çek diye bir proje yaptık. İsim çok güzelmiş. İzmir Sinema Evi olarak. Yaptığımız şuydu.
özellikle medyada oluşmuş, mültecilere karşı oluşmuş olan nefret diline karşı, ama çok daha önemlisi bunu yeniden üreten o medya diline karşı. Yani bir şey yapayım, kaş yapayım derken göz çıkarmak diyorum ben buna genel olarak. Yani iyi bir şey yapmaya çalışıyor. Niyeti gayet iyi ama ortaya çıkardığı ürün bunu yeniden üretmekten başka bir işe yaramıyor. Ne yazık ki hani muhtemelen senin de çok karşılaştığın bir şeydir. Özellikle bunun üstüne giden bir atölye çalışmasının sonunda da işte arkadaşlarımız film yaptılar. Biz filmleri tabii YouTube'dan yayınlamak istedik ama projemizde de bizimle birlikte olan yönetim kurulu üyemiz Zuhal Hocamız var, Zuhal Çetin Özkan. O bir anısını anlattı. Şimdi bir festivalde jüri üyesi Zuhal Hocamız bir filmi seçiyorlar. Seçilen filme birisi itiraz ediyor. Diyor ki hayır, bu açık kaynaklı diyor. Hani YouTube'da yayınlandı bu diyor. Şimdi bunlar çocuğa soruyorlar. Çocuk da diyor ki ya vallahi bir arkadaşım izlemek istemişti. O yüzden çok bir saatliğine mi ne koydum bunu diyor. Ama o bir saat süresince birisi bunu kayıt altına almış. Kayıt altına aldığını ve bu kayıt altına aldığında ibraz edince çocuğu, bilincilik almış çocuğu eliyorlar. Yani yönerge gereği. O yüzden hani bu festivallerin bu anlamdaki bir nasıl derler, dayatması demeyeyim, hani biraz sert olacak da, zorunluluğu var. Pek çok arkadaşımız da kendi çok istemelerine rağmen filmlerini bu bağlamda ne yazık ki paylaşamıyorlar. Bu arada Erdinç Ereğiş, yüreğinize, emeğinize sağlık, sevgiler demiş. Bizim dernekten bir arkadaşımız o da. Biz de kendisine saygılarımızı sunuyoruz. Şimdi bu buluntu film meselesi biraz üzerine konuşulmaya değer. Özellikle belgesel bağlamında. Ve özellikle de bu unutmak ve hatırlamak üzerinden gene. Senin gönderdiğin bir takım dokümanları ben incelemiştim. Genellikle de yabancı, ne yazık ki pek Türkçe kaynak yok o konuda. Ve orada şöyle bir şey dikkatimi çekmişti. Özellikle bu sosyal medyada, işte şu anda bizim de yayın yaptığımız YouTube gibi ya da buna benzer pek çok kanalda çok fazlaca görüntü var ve çok fazlaca yükleniyor. Hani bunlar bir sistematik olarak bir arşiv de değil artık. Hani yok, bayağı dedektiflik yapman gerekiyor. Yani bayağı araştırman gerekiyor. Dolayısıyla bunun, hani bizim buluntu film ya da found footage ya da mix ya da galiba bunlar farklı şeyler de. Özellikle bu mix filmle. Evet, yani o daha deneysel bir çalışma. Yani o video mixler, işte Hande ile Fatih'in yaptıkları böyle işte söylem üzerinden de böyle bir yaklaşımı olan, anlatabiliyor muyum? Onlar mesela bir deneysel kategoride kurmaca olmayan genellemesi içerisinde anabiliriz. Böyle ortodoks belgesel yapısına çok girmezler onlar. Girmek zorunda da değiller zaten. Böyle bir sanatçı itirazı çalışmaları. Bütününe de bakarsan muhtemelen oradan bu iki sanatçının manifestosu çıkıyor. Yani durdukları pozisyon ve neye nasıl itiraz ettikleri çıkıyor. Onun dışında ya şeyi söyleyeyim. Biz mesela neye öğrendik, neye alıştık? Belgesel sinemacı arşiv malzemesini tarihsel kontekste ve bağlama sadık kalarak, neyi kastediyorum ben? Senin bize yaptığın katkıdan örnek vereyim. Aynı Evin Çocukları belgeselinde. Benim Girit Limon Ağacım belgeselinden biz bir blok aldık. Ve biz onu o tarihsel bağlama, anlatabiliyor muyum? Ve o sosyal aktörün kontekstine sadık kalarak filmin içinde kullandık. Bu belgesel sinemada bir arşiv kullanımı. Bu işler benim başıma aslında 2011'de Matthias Müller'in Bizim Gibi Hırsızlar diye bir özel gösterimi vardır. Bu böyle deneysel buluntu. Hollywood imajlarını alıp çok deneysel işler yapan bir Alman deneysel sinemacı. Ben orada böyle bir şey oldum. Ankara Film Festivali'nde seyredince. Bu arada iş bayağı şey. Hollywood imajlarından, Hollywood filmlerindeki imajlardan alınmış. Çok repetisyona dayanan. Aslında benim için değil ama salondaki pek çok kişi için izlemesi çok zor bir filmdi böyle. Açılan kapılar, arkasından kadın yüzleri, işte aktör yüzleri falan. Neyse. Birden bende şey başladı. Ya bu imajı belli başka anlamlar için, bağlamlar için kullanılmış imajı biz niçin
kendi narratifimize, kendi anlatımıza modifiye etmiyoruz. Bağlamından koparıp kendi anlatımızın bir parçası haline getirmiyoruz. Bunu ilk Nail Bey belgeselinde ben yaptım. Orada pek çok imajı buluntu malzeme olarak kullanıyorum. Ama en benim hoşuma giden şudur. Alfred Hitchcock'un Trendeki Yabancı filminden siyah beyaz imajları aldım ben. Nazım Hikmet ve Nail Çakıra'nın ortaklaşa bir tutuklanma maceraları var. Sonrasında da Rusya'dan bir arkadaş, öncesinde pardon, Rusya'dan bir arkadaşlar bunları ziyarete geliyor. Parti göndermiş. O ziyareti görselleştirmek için, mizansiyeni kurmak için kullandım. Filmde çok organik oturuyor ama o imajlar mesela Alfred Hitchcock'un Trendeki Yabancı filminden alınmış ve montajlanmış, üzerine de ses efekti kurulmuş imajlar. Ve o filmde çeşitli yerlerde çeşitli buluntu film imajları kullandım ben. Ondan sonra da bende ufak ufak şey duygusu oluşmaya başladı. Yani bu buluntu filmle ilgili yeni bir dünya kurulabilir. Son olarak da hepimizin yaşadığı kaynak bulma problemi. Ve bununla ilgili nasıl başa çıkabilirim gibi pratik yöntemler arama çalışması. Bu böyle belli bir süre sonra kafamda oturduktan sonra bir anlamda biz 2012'den 13'ten bu yana da Ersan'la video işler yapıyoruz. Bir çalıştay için Everything Under the YouTube diye 4 kanal bir video iş yaptık biz. Ve her şeyi YouTube imajlarından kullandık. Onu da yaptıktan sonra ben de bir kompartman olarak, ki hala aslında konvansiyonel belgeseller de üretiyorum bir yandan, bu şey oturdu. Bu Göçün 8 Şiiri filmiyle beraber çok kendime içkin dertlerimi, çok üzerime kıvırdığım dertlerimi artık muhtemelen iki yöntemle dışa vurmayı tercih ediyorum. Bir, deneme film ifadesi alanıyla, kipiyle. İki, buluntu imajlarla. Hatta son kurgu aşamasında olan, bir süredir unuttuğum, şimdi tekrar bu kapanmayla geri dönecek olduğum bir film var. Habitus of Self diye. O da Bourdieu'nun şeyi kavramı vardır. Habitus kavramı. Kısaca onu anlatayım. Çok böyle entelektüel mambocanmaya kaçmadan. Bizim kuşatıldığımızı söylüyor sistem tarafından. Ama bu çekirdekte aileyle başlıyor. Sonra işte bu mahalle denen kavram. Sonra çeperde ulus. Ulusla devlet iç içe onu düşünelim. Sonra da dünya sistemi. Bizim kendi varlığımızı bir şekilde özgür iradeyle kurmadığımızı, bütün bu yapıların neye karar vereceğiz, neyi beğeneceğiz, nasıl olacağız, neyi sevmeyeceğiz, ne iyidir, ne kötüdür, ne güzeldir, ne çirkindir. Hatta şeylerimizi, algımızı bırak, imge, kurduğumuz imgeleri bile bu yapıların oluşturduğunu ve bizim bunlar arasında böyle bir edilgen yapı olarak oradan oraya sektiğimizi söylüyor. Yani o yapılar bireyi bir şekilde kuşatıyor. En azından benim okumam böyle. Hani benim yorumlamam böyle diyeyim ben bu meseleyi. Bunun üzerine de ben ses düzenini, imaj düzenini, her şeyi YouTube içinden aldığım, ki ben onu bir dijital habitus olarak, habitus olarak görüyorum. Habitus of Self diye böyle 3 fragmanlı bir gene böyle buluntu film yaptım. Yapa geldim, yapıyorum. Habire yapıp bozuyorum onu. Bir sonraki filmde o olacak. Değişik yerlerde değişik insanlara gösterdim. Onların notlarını alıyorum. Hani daha beğenmediğim, içime sinmeyen yerler var. Orada tabii şöyle bir problem var. Festivaller benim bu filmim karşısında nasıl tavır alacaklar? Çünkü bu imajlar... ben başına yazacağım. Bu film ticari amaç gütmemektedir. Sanatsal ve eğitimsel bir çalışmadır diye. Ama bakalım festivaller ne yapacaklar? Onu da göreceğiz. Bu arada Türkiye'de henüz yok. Creative Commons diye bir mesele var Avrupa'da ve Amerika'da. Bu tarz işleri ben bu maaşla yaptım dediğin zaman belli bir alanda belli bir yaratı özgürlüğü tanıyorlar. Ama Türkiye'de bununla ilgili hiçbir şey yok. Zaten Türkiye'de benim böyle iki tarafını da çok anlamaya çalıştığım ama bir türlü böyle şeye oturmamış bir telif hakkı durumu var. Mesela biz belgesel sinemacılarda bunu çok görüyorum. Telif hakkıyla ilgili dertleri, davaları çok haklı buluyorum. Ama yani imaj bilmiyorum bana çok nasıl diyeyim, bu aşıyla ilgili geçenlerde Amerikalı bu adamcağızın adını unuttum.
aşınızın şeyi nedir, o telifi kimde diye soruyorlar. Adam diyor onun telifi yok diyor. Halkın kullanımını açtım ben onu. Siz diyor güneşin ısısına telif diyor musunuz diyor. Bu da öyle bir şey diyor. Yani buraları da biraz tartışmak gerekiyor. Şimdi bir takım belgeselci büyüklerimi kızdırmış olabilirim. Benim kafamda çok şey bu. Telif hakkı nasıl bir hak alıyor? İmaj kimindir? Onu bir dijital aygıtı alanın mıdır, verenin midir? Mesela şeyi, Ulus Bakeri'nin bir sözü var. Ben onu çok severim. Video sanatıyla ilgili ya da videonun kendisiyle ilgili söylüyor. Video sanatıyla ilgili söylüyor. Video diyor, imajları verenlere onları geri vermenin sanatıdır diyor. Anlatabiliyor muyum demek istediğim? Yani biz imajı kimden alıyorsak aslında bir şekilde geri döndürüyoruz belgesel sinemacılar olarak. Tabii burada bir yaratıcılık söz konusu, bir emek söz konusu. Aslında biz bir üçüncü dünya toplumunda ve devlet sisteminde yaşıyor olmanın belki biraz sıkıntısını yaşıyoruz. Üretim aşamasında üretirken biz hak ettiğimiz iktisadi değeri göremiyoruz. Çünkü Türkiye'de kamu televizyonculuğu, o anlamda da kamu televizyonculuğunun sunduğu imkanlardan yararlanabilecek bir kamusal görsel işitsel düzen yok. Ya da bu tarz kamu faydası güden, ticari olmayan ama kamu için çok önemli olan alanlarda görsel işitsel işler üretenlerin bir şekilde fonlandığı bir yapı yok. Bunu işte ne diyelim, tırnak içinde söylüyorum, kıta Avrupa'sında ve Kuzey Amerika'da, Kanada'da, Amerika'da bile görebiliyorsunuz bunu. Türkiye'de yok mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani belgesel sinema kamusal alanın sanatıdır. Kamuya dönük bir sanattır. Ticari değildir, zordur. Çok çok az ticari karşılık bulabilir. Bunun üretiliyor olabilmesinin koşulu da kamusal alandan bunun fonlanıyor olması. Türkiye'deki en büyük problemimiz o. Şey saymıyorum tabii. Yani Kültür Bakanlığı'nın çok az sayıda belgeselciye çok az verdiği sıkıntılı fonlamayı saymıyorum, yani o sayılmaz. Doğru. Biz başka projelerde de benzer tartışmaları yapmıştık. Bu arada bir soru var. Ben hani sistematiğini çok bozmadan hemen soruyu da aktarayım. Tamam. Aykut Aygun, sayın hocalarım, festival değerlendirmelerinde açık kaynakta yayınlanmış olması gerekliliği nedendir ve sizce de gerekli midir? Gerçi bunun cevabını zaten sen hani görüyor ve artırıyorum diyerek bir üstünden cevap verdin ama ne Ya dersin bu konuda genelde? orada şöyle de bir şey var. Barış Bıçakçı'ya gideyim, bizim büyük çaresizliğimiz diye. Öz eleştiri de yapayım. Ben çeşitli festivallerin ön eleme jürilerinde de ve jürilerinde de bulunuyorum. Orada da bir şey görüyorum aslında. Yani ben şey saplantılı bir adamım. İşin niteliksel ve biçimsel yetkinliğine çok bakan bir insanım. Özellikle belgesel sinemada İyi niyetli çalışma hiç sevmiyorum. Olmuş, bitmiş. Doğru düzgün çalışma seviyorum ve bunu korumaya ve kollamaya çalışıyorum kendimce. Yani işte buradaki sosyal aktör çok harikaydı ama ortada film yok. Anlatabiliyor muyum? İşte bu da bizim şuradan çok iyi niyetli bir arkadaş falan. Oralara ben çok sert muhalefet geliştiriyorum girdiğim şeylerde. Bir bu yanı var. Bir yandan da bir belgesel üreticisi olarak görünebildiğim hali hazırdaki hemen hemen işte senin açtığın bir takım işte yerel kanallar gibi yerler dışında işimin görünebilir olduğu tek alan özel gösterimler ve yarışmalı yarışmasız festivaller. Buralara da gönderiyorum. Dolayısıyla bu yapı aslında hepimizin içinde olduğu, eleştirilerimizin olduğu ama üretilmesine ve yeniden üretilmesine de katkıda bulunduğumuz bir yapı. Bu açık kaynak, kapalı kaynak meselesinde de festival yöneticilerini dinlediğinizde herkes kendi festivalini belli bir ne diyelim çizginin üzerine tutmaya çalışıyordu. Bunun da kabul edilmiş koşulları şu: mümkünse ilk gösterim sende olacak. Hani bununla ilgili şeyler var ve yayılmayacak bu iş. Herkes merak edecek, gelecek bilmem ne falan filan gibi bu festival dünyasının bir takım ne diyelim gelenekleri var. Ben sana. Bence bunlardan da kurtulması gerekiyor ama o tabii şey ben o tarafa
Yani festival uygulayıcısı tarafına geçmedim. Pek de geçmeye niyetim yok. Ama çok tartışılması gereken bir mesele. Ama şu da var. Tırnak içinde söylüyorum. Biz de dahil kıymet verdiğimiz festivallere de baktığımızda bu sert seçkiden süzülmüş gelmiş olduklarını görüyoruz. Ama şeye de muhalefetimi koyayım. Yani Türkiye'de giderek artan böyle bir daralanlı mahalle oluşmaya başladı. Hakan Aytekin, Hakan abinin çok sert bir eleştirisi var. Ben hani o kadar sert olmasa da şeyi söyleyeyim. Biraz bu kollamacı ilişkilerden de imtina etmek gerektiğini düşünüyorum. Özellikle festival yapanlara ve uygulayanlara söyleyeyim. Böyle bir fazla kollamacı çarklar oluşmaya başladı. Bu uzun vadede iyi değil. Kısa vadede onları ve arkadaşlarını ve belli bir eliti sevindirebilir ama bu festivallerin bu yönünden de ciddi anlamda rahatsızım. Onu da söyleyeyim. Ben özellikle de imtina ediyorum ve uzak tutuyorum kendimi. Böyle kliklerden ve yapılardan. Şimdi ben bu konuda küçük bir şey ekleyeyim. En son yaşadığım bir şeyi. Biz 2019 yılında benzer bir proje yapmıştık gene. Hani farklı ülke sinemacıları bir araya getirerek ben aynı konuda film yapmalarını istemiştik. İşte Berkeley'le başladı. Aydın'da da bu jeotermallerin özellikle sosyal dokuya, insan sağlığına, çevreye olan etkilerini anlattıkları şeyler istedik. Arkadaşlarımızdan filmler istedik. Bu arada Ömer abi, Ömer Tuncer, iyi yayınlar ve sevgiler demiş. Ona da merhaba diyelim. Şimdi İran ekibi çok güzel bir film yaptı. Aydın diye. Tamam, tipik bir İran filmi. Yani her şeyiyle böyle baktığında senin o lafını çok sevdim. Onu hatırlatmak ve izin olursa kullanmak istiyorum. Hani demiş ya biri, ya İran gibi olacağız falan. Hani öbürü de cevap vermiş. İran gibi olamayız. Onlarda en azından edebiyat ve sinema var. Neyse, konuyu çok dağıtmayayım. Şimdi pandemi koşulları nedeniyle bu gösterimleri online yapmak istediler. İran'daki Tahran Film Festivali, ki çok önemli bir festivaldir. Hani bu klasik sinema anlamında. Yönetmenlerin her biri online gösterime itiraz etti. Hatta filmin yapımcısı benim. Yani bu silsileden dolayı benim. Yapımcı olarak benden bile yazı istediler. Hani kabul ediyor musunuz, etmiyor musunuz diye. Bütün pandeminin, ki İran'daki durumu biliyorsun. Yani feci, Türkiye'den de feci oradaki durum. Online gösterim yapmadılar. Normal salon gösterim yaptılar. Çünkü bütün filmleri için uluslararası festivalleri hedeflemiş durumdalar. Ve orada festival kısmı çok önemli. Festivale nasıl katılınacağına dair özel dersler veriyorlar. Nasıl dosya hazırlanır onu planlıyorlar ve hangi festivale hangi film gider? Mesela evet. Benim arkadaşım var, Mir Abbas. Hatta İran Sinema Müzesi ile ilgili de bize çok güzel bir sunum yaptı bu programda. Yani işte 77 doğumlu ya da 78 doğumlu bu civarda. Ve 4 tane falan filmi var ya da 5 tane filmi var. Topu topu bütün filmi, ama her filmi en az 90-100 tane festival gezmiş durumda. Tüm dünyada. Zaten hani İran'daki festivaller de çok şey bu konuda önem arz ediyor. Bu arada Zuhal Hocam geldi. Biraz sonra anlayacağım. Ben bir şey soracağım. Daha doğrusu biraz daha açalım. Şimdi az önce şey demiştin ya, tarihsel hani bağlamından, tarihsel bağlamından, sosyal bağlamından kopartarak, ters yüz ederek görüntüyü kullanmak. Ama genel olarak hani bizde de belgesel sinemada hep şey deriz ya, belgesel sinemacının tarihsel bir sorumluluğu vardır. Dolayısıyla orada kuracağı görüntü çok önemlidir. Bu görüntüyü işte vesaire vesaire vesaire. Yani bununla ilgili muhtemelen senin de benim de başıma çok geldi. Tabii şu benim kastettiğim biraz da şu. Hani mockumentary gibi böyle gerçeklikle hiç ilgisi olmayan bir takım görüntülerin kullanılması. Şimdi özellikle buluntu film bağlamında bakarsak buna. Ya da buluntu filmin belgesele uyarlanması bağlamında bakarsak ne dersin? Bu arada ben Zuhal Hocamızı yayına alayım. Tamam. Abi bu işte gene gerçeklik, hakikat meselesi. Bu çok tartışılır. Bu tarih boyunca tartışılmış. ya belgesel sinemacılar en başından beri dünyada da ülkemizde de çok tartışıyorlar. Şöyle bir şey. Ben şöyle yaklaşıyorum. Çok öznel bir yargıda bulunacağım.
Belgesel filmin gerçeklikle kurduğu ilişki ve sadakat böyle bir büyük hakikat ilişkisi değildir, olamaz. Hiçbir filmin ben o tırnak içindeki hakikati temsil edebileceğini sanmıyorum. Buradaki temel sadık kanılacak şey filmin yapım süreciyle, konusuyla, sosyal aktörüyle, kullandığı malzemeyle ilgili nasıl diyeyim, etik kodlar manzumesidir. Yani bunları o anlamda o olgusallığa, olgulara demiyorum, o olgusallığa sadık kalacak şekilde kullanıyor olmasıdır. Kastettiğim şu: ben Nail Çakıran'ın biyografi filmini yaparken Nail Çakıran'la ilgili o biyografik sürece herhangi bir, onun gerçekliğine diyeyim, kurduğum görsel işitsel düzenle yanlış bilgi, ne bileyim ben, bir saptırma, anlatabiliyor muyum? Bir başkalaştırma yaptım mı, yapmadım mı? Ben mesela o çok tatlı bir uyarı gelmişti bana. Ben Nail Çakıran'ın Sovyetler Birliği'nde eğitim aldığı kurumu gösteriyorum. O kurum o zaman yok tabii. Ama 57'de kuruma yeni bir bina yapmışlar. Ben de YouTube'da o binayı bulmuştum. O bina gözüküyor ama Nail Çakıran bu eğitimi 1930'larda alıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra çok iyi niyetli, o bina 1957'de yapıldı. Hani bu konuda da dikkatinizi çekerim diye bana bir şey geldi. Anlatabiliyor muyum? Ama nedir benim orada vurgu yapmaya çalıştığım şey? Dünya görüşü şekillenirken Nail Çakıran hayatının şu döneminde Sovyetler Birliği'ne gidiyor ve orada ekonomi ve felsefe eğitimi alıyor. Ve o kurum içerisinde alıyor. O kurumun 1900, atıyorum 1800 bilmem kaçla 1900, işte İkinci Dünya Savaşı'nda 1944'e kadar olan binası yok da 57'de yeniden yapılmış binasının dış cephesini gösteriyorum. Bu Nail Çakıran'ın olgusallığına bir zarar veriyor mu, vermiyor mu, buna bakıyorum ben. Hani yaptığım, mutlaka herkes böyle yapsın demiyorum. Ben meseleye gerçekliği kuşatma, kapatma anlamında böyle bakıyorum. Yoksa hep söylüyorum, kamerayı bir açıya koyuyoruz, değil mi? Ve belli bir sürede çekiyoruz. 24 saatin içerisinde 15 saniye çekiyoruz mesela. Hangi büyük gerçekliği kapatabiliriz biz? Hangi hakikati kapatabiliriz? Ama sadık kalabileceğimiz tarihsel, toplumsal olgusallıklar ve veriler var. Bir de kendi şeyimiz var. Nasıl diyeyim? Hayatla kurduğumuz işte etik kodlar, ahlak kodları var. Bunlara sahip miyiz? Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü bu şey çok tartışmalı bir alan. İşte şimdi şeyi söyleyeceğim. Esvir Şap ilk şeydir, buluntu filmcimizdir. Sovyet film yapımcısı, montajcısı. İşte bu Romanov Hanedanlığı'nın Yıkılışı diye bir belgesel yapıyor. Büyük, hala temel belgesel film şeylerinden biridir. 1914-17 arasındaki buluntu imajlardan yapıyor. Ve bu şey, Çar'ın ailesinin bir kısmının aile videoları, o dönemin hükümetini öven haberler, Avrupa'daki başka imajlar. Anlatabiliyor muyum? O imajlardan, bambaşka tarihlerdeki ve bağlamlardaki imajlardan her şeyi, 60 bin, 600 bin metre film mi ne seyretmiş, bir de böyle bir şey. 1,5 saatlik, bambaşka, 1 saat 27 dakikalık bambaşka bir film yapıyor. Şimdi bu belgesel midir, değil midir? Anlatabiliyor muyum? Yani bir de ben sana başka bir şey söyleyeyim. Zsigmond Vertov'un Kameralı Adam. Bu örnekleri aslında bir hayli çoğaltmak mümkün. Hani Mesela bardağa giren sıradan kameralar niye faşizm de çıkıyor benzer bir abi film. sen gerçek dünyada? Hani anladın mı demek istediğim? Nedir orada sadık kalınan? Buna bakmak lazım. Ya bu tartışma uzar ama. Hani ama benim pozisyonum öyle büyük bir hakikat kaplayamaz belgeselci. Olgusal olana sadık kalmakla yükümlüyüz biz. Durduğum pozisyon bu. Ben ama bunu daha çok şeyde şu yani konvansiyonel ya da klasik belgesel dışında buluntu belgeseller içerisinde bir yeri var mı dedim ama sen bunu yanıtlamış oldun. İlk buluntu belgesel, ilk buluntu film Esri Şap'ın yaptığı 1927'de Romanov Hanedanlığı'nın Yıkılışı,
başka dönemin başka amaçla yapılmış imajları sosyalist bir şeyle, bakışla üretilmiş bir şey, yapı. Hatta şey var, bizde Ege Berensel'den duydum ben bunu bir şeyde. İlk buluntu filmi olarak Artun Yeres'in, rahmetlinin 1967'de yaptığı bu Genç Sinema Hareketi, Ömer abinin arkadaşıdır. Ömer abilerin hareketi, Genç Sinema Hareketi. Çirkin Ares filmi var. O dönemin gazete küpürlerinden kendisi 8 ya da 16 milimetreye çekip yapıyor filmi. Anlatabiliyor muyum? Biz göremedik. Türkiye'nin bir de böyle problemi var. Vakit kalırsa ona da değiniriz. Yani bir film efsanelerimiz var. Dönem efsanelerimiz. Filmler yok ortada. Hani bizim toplumsal ve tarihsel belleğimiz çok sorunlu o anlamda. Mesela o film tamamıyla bu yöntemle üretilmiş bir film. Çirkin Ares. Ha şunu diyebiliriz. Bunların hepsini kurmaca olmayan evrende tanımlayabiliriz. Çok ortodoks belgesel tanımı, ki belgesel tanımı çok değişkenli bir şey, İçine girmeyebilir belki. Ya amenna. Ama ben hani kendi yaptığımı çok bu anlamda buluntu film diye o zaman özetleyebilirim. Hani ben orada bir problem görmüyorum yani. Hani o her belgesel filmin bir bakış açısı vardır. Her bakış açısı bir öznellik kurar. Nedir sadık kalınan şey? Tarihsel toplumsal verilere, olgusallığa sadık kalırız biz. Yani işimize gelmiyor diye propaganda filmi yapmayız. Evirmeyiz, çevirmeyiz. Tarihi çarpıtmamaya çalışırız. Toplumsal fenomenleri çarpıtmamaya çalışırız falan. Buralarda ben görüyorum şeyi, gerçekliği koruma meselesi. Özden işler abi bütün işlerimiz. Doğru, teşekkür ederim. Zuhal hocamız iyi yayınlar demiş. Dersten çıkıp gelmiş. Ömer abi, belgesel sinema sanatçının kendini gerçeklik kullanarak paylaşmasıdır. Ömer abinin tanımı çok güzel tanımlardan biri oldu şimdi. Aynen öyle. Hepimiz kendimize kıvırıyoruz işlerimizle. Açığa çıkıyoruz. Yani hep bizden bir şeyler onlar yani. Doğru. Doğru. Bir de bu hani şey, gerçeklik, belgesel sinema ve gerçek konusu üzerine en çok konuşulan ama bir türlü de böyle konsensusun çok da belki de sağlanması gerekmiyor. Çünkü gerçeklik dediğimiz şey de zaten. Gereği. Tabii. Abi algıdır. Girersek onlara biteriz. Zaman nedir? Der o yani. Tamam. Peki ben bu toplumsal bellekle de bağlantısı olduğu için hani dedin ya az önce böyle de bir sorunumuz var. Mesela Çirkin Ares bile hani ne yazık ki bulamadık. Çirkin Ares'in 35 milimetre sonraki versiyonu izledim demiş Ömer abi. Turhan Yavuz iyi akşamlar demiş. Bu arada ben moderatörüm. Ömer abiye sorsana bulabilir miyiz onu? Çok kıymetli bir durum o yani. Ya Ömer abi seni dinliyor zaten şu anda. Muhtemelen duymuştur seni. Ömer abiyle yayından sonra bir daha özel olarak konuşalım. Şöyle şimdi şey... Evet, efendim, pardon. Dinliyorum seni, pardon. Söyle. Tamam. Şimdi şeyi soracağım. Hani bu 100. yılını falan kutladık ya biz sinemanın. Ayastefanos abidesinin yıkılışının filmi. Evet. 1914 yanlış bilmiyorsam. Sen bunun öyküsünü bayağı da bir biliyordum. Tezinde de araştırmıştın. Biraz senden dinleyelim bunu. Çünkü bu film Türk sinema tarihi, Manaki kardeşler falan filan es geçildi gitti. Yok onlar ortalıkta. Ben oradan başlatıyorum. Yani büyük anne Manaki'nin şeyi ip nedir o yün yapmasıyla başlayan imajlarla. Hadi olmadı. Sultan Reşat'ın Selanik'e ve şeye gelişiyle başlatıyorum. Burçak Evren gibi, Hakan Aytekin gibi, bir takım başka sinema tarihçileri gibi ama mesele şu, bu Ayastafonos'taki Rus abidesinin yıkılışı filmi bizde yok. Yok, bilmiyoruz. Gören, bilen yok. Bir, şimdi şeyi unuttum, bir 60'ların sinema tarihçisi bir kişinin başka biriyle yaptığı mülakattan ve sonradan derleden şeylerden var bu. Acı tarafı sadece o değil. Mesela İpek filmde Nazım Hikmet çalıştı biliyorsun. Çok güzel kurmaca senaryoları var ve şey mesela İpek filmin sahipleri Haldun Taner'den daha çok şey yapıyorlar. Ve acayip bir deha ki öyle gözüyle bakıyorlar ve ona çok yatırım yapmak istiyorlar. Neyse. Nazım Hikmet'in yaptığı iki tane belgesel var. Kent Senfonileri çerçevesinde. İstanbul Senfonisi ve Bursa Senfonisi. 30'lu yıllarda. Böyle 36-37 olabilir. Şimdi tam tarihi hatırlayamıyorum. Bunlar yok. Daha geliyorum. Ömer abi orada. Genç sinema hareketinin hiçbir arşivi külliyatı yok. Acayip bir politik hareketi olarak dünya kadar iş üretmişler. Özellikle de çok belge üretmişler. Diskin arşivindeymiş. 72 darbesinde
ordu bunlara el koymuş. Biz muhtemelen onlardan parçaları karşı propaganda filmi olarak vay işçi teröristler, vay öğrenci anarşistler falan filan diye TRT'nin propaganda filmlerini seyrettik. Ömer abilerin çektikleri filmlerden parçaları. Yani böyle bir şey. Efsanesi olan, kendisi olmayan bir sürü, ben belgesel sinem anlatıyorum okulda. Şöyle bir şey oluyor. İster istemez soruyor çocuklar, o film yok. Genç sinemanın yok. İşte ilk filmimiz hani yok. Böyle bir şey var. Ama BSB sağ olsun, Manaki kardeşlerin tüm filmlerinin, ilk filmlerinin derlendiği bir kitap, DVD oluşturuldu. O var mesela. O hani bizdeki kütüphanelere de kazandırıldı. Orada Belgesel Sinemacılar Birliği'nin de şeydeki Makedonya'daki film enstitüsüyle ortak bir çalışması var. İşte oradan gelen arşiv geliyor ama biz kendi arşivimizi. Hatta şöyle, geçenlerde ben tesadüfen öğrendim. Bir hocamız inip İstanbul Üniversitesi'nin şeylerinden, delhizlerinden kendi tezi için ararken şeyi bulmasa, Hitit Güneşi şu bu bilmem ne, onlar da gidiyor karambole. Yani bu işte Mavi Anadolu, Hakan abinin kültürler, hümanizmacılar diye tanımladığı İstanbul Üniversitesi Film Merkezi filmleri, Basar Şevket İpşiroğlu, Sabahattin Eyüboğlu filmleri de gidiyordu karambole. Bundan 10-15 sene önce tesadüfen keşfedildi. Yani ve şimdi galiba Yapı Kredi Bankası ya da bir banka, şimdi hatırlamıyorum, onların restorasyonuna sponsor olmuş, restore edilmiş ama hala filmlere ulaşamıyoruz restore edilmiş hallerine. Umarım kısa sürede ulaşırız, onları da görebiliriz yani. Ben bu arada Kurtuluş notları ileteyim. Mihriban Tanık, sevgili Kurtuluş, sürekli yeni tartışma başlıkları açıyorsun. Çok değerli bu, demiş. Mihriban kızmış bana. Ömer Tuncer abim gene, bulabilir miyiz bilmiyorum. Belki Türk Film Arşivi'nde, bilmiyorum. Sonradan bir yapımcı finanse ederek artına 35 milimetre olarak yeniden çektirmişti, demiş. Genç sinema zorunlu belgeselci olan, demiş. Galiba bir şey yazıyor. Evet, notları yetmiş oldum. Çok teşekkür ederim. Yaklaşık bir saati doldurmak üzereyiz. 3 dakikamız var. Bu arada ben tabii baştan Kurtuluş'la sohbete daldık ve sorunuz olursa lütfen iletin demeyi unuttum. Sona doğru bunu... İstersen soru cevap yapıp kapatalım abi. Yani eğer olursa, soru varsa soru alalım. Arkasından yavaş yavaş kapatalım. Özellikle bu senin çalışmalarını biliyorum. Birazcık ondan bahsedelim. Bu teknolojinin bu denli hızlı gelişimiyle, hani az önce dedik ya işte bir sürü görüntünün bağlamı belli olmayan bir görüntü karmaşasının içindeyiz. Dijital bir görüntü karmaşasının içindeyiz. Ayrıca ben bunu hani İran'da bir festivalde benden bir şey istemişlerdi. Sen de sağ olasın bana bayağı yardım etmiştin, bayağı doküman göndermiştin. Orada Ahmet Alesti diye bir hoca var, çok kıymetli bir profesör. İşte uzun süre Amerika'da falan kalmış ama 80'li yaşlarda ve... Ha pardon, Ömer abi şey demiş, genç sinema zorunlu belgeselci olan filmcilerdi demiş. Ahmet Alesti ile konuşurken dedi ki bu konuda bir şey anlatır mısın bize? Ben de şöyle bir şey söyledim. Dedim ki teknoloji bizim sinema dilini istesek de istemesek de etkileyecektir. Etkiliyor. Mesela çok basit bir örnek vereyim dedim. Yani daha önce 35, yani televizyon yokken, film çekerken dev gibi ekran olunca buna göre kadrajlar yapıyordu yönetmenler. Yani büyük planlar, öyle yakın planlar falan kullanmıyordu. Televizyon geldi, önümüze şu çıktı. Yavaş yavaş işte daha close up kullanmaya başladık. Daha yakın planlar kullanmaya başladık. Şimdi bir de internet denen bir şey çıktı. İşte interaktivite çıktı. Yok işte artık bir karşımızda izleyici değil. Bu galiba Ersan'ın ya da senin birinizin şeyiydi. İzleyici değil, artık kullanıcı var karşımızda. İzleyici, evet. Yani fail var. Yani evet. Esere ortak var. Yani bu hatta şey, bir soru gelecek ama galiba yarım kaldı. Belgesel film sektöründe yer almak isteyen gelecekti. Neyse, herhalde yazarlar, ben iletirim. Bu yeni teknolojiler ve belgesel sinema ilişkinde biraz bir şeyler söylersen. Bu arada soruları yazabilir isteyenler. Ben Kurtuluş'a ileteceğim.
Bu arada da bu yeni teknolojilerle ilgili birkaç cümle edersen. Hikaye anlatıcılığı duyuyor. Yani ben Lasko mağaralarından bu yana, Altamira mağaralarından, hatta Göbekli Tepe'den bu yana yani hikaye anlatıcısının kipidir görsel işitsel düzenle bir şey yapmak. Belgesel sinemacı da bunu tarihsel toplumsal dünyadan çeker, ağırlıklı da sosyal aktörleri kullanır. Yeni teknolojilere gelince bakış açımızı ve deneyimimizi değiştiren şeyler bunlar. Ne girdi yeni olarak, değişik olarak? Artık yani zaman dizinsel bir yapıdan çıktı mesele. Çizgisel olmayan non-linear bir yere girdi. Yapıyı ortaya bırakabiliyorsunuz internette bir sürü alternatifiyle beraber. Deneyimleyici kendi yapısını takip edebiliyor, seçip kurabiliyor, oyuna dönüştürebiliyorsunuz. Yani Çinlilerin bir sürü docu game'i var, belgesel oyunu var. Mesela Journey to the End of Coal Mine, yani kömür madeninin sonuna macera, seyahat diye bir şeyleri var. Siz gazeteci oluyorsunuz. Belgesel boyunca soru aralıkları var. Orada sorduğunuz soruya göre seçerek ilerliyorsunuz. Ya da ne bileyim işte bu Bandersnatch var. Biliyorsunuz çoklu son. Seçimlerinize göre ilerliyor falan filan. Ama bunların hepsi özünde anlatacak hikayeye bağlanıyor. Ama bu yeni biçimler şunu arttırıyor. Bunun tabii daha da çoğalması gerekiyor. Katılımcılığı pasif olma halinden aktif olma haline davet ediyor izleyiciyi. O anlamda çok kıymetli. Ve bu katılımcılığın içinde aslında görece bir şey de var. Demokratizasyon da var. Yani bir şekilde kafasını meşgul etmeye, kullanmaya ve eyleme geçirmeye davet eden bir hal var. Pedagojiyi filmi yaparken buna doğru kaydırabilirsek, yani bir izleyiciyi pasif olmaktan çıkarıp deneyimleyici, faal olmaya geçirecek şekilde film yapılarımızı kurabilirsek, oradan benim inancım eylemliliği arttırabiliriz. O kıymetli bu yeni medya teknolojilerinde. Yoksa geri kalanı ben bu arada teknolojik fetişi olan bir adamım. Yani bunu itiraf edeyim. Yani VR'a taktım, 360'a taktım bir ara, ona taktım buna. Augmented, çoklu gerçekliğe taktım, sanal gerçekliğe taktım. Sen demin bana örnek göstermiş. Önceden beri onu denedim. Sırf bilgisayar oyunlarından bir belgesel yapabilir miyim? Onlardan kesip biçip ona taktım. Ama şu var. Bu içimizde ifade etmeye aday olduğumuz bir dert ve ifade kipi, hikaye anlatıcılığı nüvedir. Bunun üzerine bu yeni olacaktır habire. Yakında hologramlar gelecek mesela, yayılacak. Anlatabiliyor muyum? Şu değişmiyor ama. Uzun süredir görsel işitsel yapı, bunun biçimsel kuralları ve formları aynı. Evrilerek geliyor ama nereden başlıyor bu biliyor musun? Rönesans'tan bu yana. Yani yakın plan, bel plan, genel plan, şu bu. Ben mesela sinemanın mucidi olarak barok sanatçıları görüyorum. Hareketi, devinimi sanat eserine ilk katmaya çalışan ve katan onlar. Hapsedemediler sadece. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir yandan da aslında büyük bir görsel işitsel şeyi var. Akışkanlığı ve alışkanlığı var. Bunun üzerine gelen yeni formun bana heyecan verici, ki onun da belli noktalarına rezervasyonlarım var. İhtimali, yani bu yeni medya, dijital medya dediğimiz şeyin izleyiciyle üretici arasındaki görünmez duvarı kaldırıyor olması, ortak kolaboratif işler üretmeye bizi aday kılıyor olması ve deneyimleyici çıkarıyor olması karşı taraftan. Yani bunu geçmişte zaten başka türlü video sanatçıları da denemişti bu arada. Yeni bir şey de değil bu arada, ama bu daha imkanlı bir şey. Öyle diyeyim ben. Anladım. Şimdi bir... Ömer abi, genç sinema zorunlu belgeselci olan kısa filmcilerdi demiş. Evet, onu şöyle söyleyeyim. Bu aslında kayadı sinema geleneğine benziyor bunlar. André Bazin, Truffaut Godard meselesi gibi. Önce etkileşim, sonra karşı onu yok etme çabası. Onat Kutlar abilik yaptı bir dönem. Sonra Onat Kutlar'ı yediler genç sinema hareketi. Hani ona çok güzel, tatlı bir itiraz geliştirdiler. Aslında Yeşilçam'a karşı bir gerçekçi sinema şeyiydi, derdiydi onlarınki. Ama kurmaca, uzun metraja evrilemeden darbe yediler. Ve tabii bir sürü eylem çektiler bol bol. Hani Ömer abi beni
şey yapar orada hani. Aslında demek ki Kurtuluş iyi oldu. Bir genç sinema programı yapmamız iktiza ediyor yani. Evet. Konuşmamız yani gerekiyor. Ahmet abiler var, Ömer abiler var. Yeni vefat etti. Onu da analım. Ahmet Parkan vardı. Enis Rıza var. Ya yani genç sinema hareketinin çok değerli isimleri Ahmet Soner, işte Ömer abi falan toplayacaksın. Çok güzel bir şey çıkar oradan yani. Evet, tamam. Bunu birlikte yapalım. Şimdi ikinci olarak Beyza Canarslan. Evet. Ben iki soruyu da arka arkaya soracağım. Bir de Barış Konur'un bir sorusu var. Beyza Canarslan, belgesel film sektöründe yer almak isteyen kişilere verebileceğiniz tavsiyeler demiş. İş bulsunlar. Başka bir iş bulsunlar. O hayat, samimi söylüyorum, hepimizin yaptığı şey o. Yani belgesel sinema şimdi bu dünyada da biraz böyle ama bizde çok daha yakıcı bir biçimde böyle. Bir meslek değil. Bir olmadan yani ifade etmeden yapamayacağınız bir arıza durumu. Yani işte sen, ben, hepimiz ortadayız. Dolayısıyla bu bir şey, saplantılı bir tutku. Beyne saplanmış kıymık meselesi. Anlatabiliyor muyum? Bu ifade kipine kanalize olabilmek için görüntü iş, ben, sen, hepimiz biz aynı zamanda görüntü işçisi olarak çalışıyoruz diğer projelerde. Oralardan bir iktisat derleyip kendimizi belgesel atıyoruz. İlk şeyim, temel önerim iş bulsun. Başka bir iş bulsun. Evet, hobi olarak. Hobi değil. Hayatı boğulacak ama kim var sadece belgesel sinema yaparak hayatını kazanan? Ben tanımadım. Görmedim Türkiye'de. Türkiye'de görmedim. Yurt dışında var ama Türkiye'de evet haklısın. Yok. Evet. Yani yurt dışında da sayılı örnekleri dediğin gibi. Orada da durum çok parlak değil. Evet. Barış Konur, insan hikayelerini küresel dil olan İngilizce olarak yapmak daha fazla etkili oluyor mu? Göçün 8 şiiri belgeseli özelinde soruyorum demiş. Hayır, bu tamamıyla şey, benim hiç öyle bir yaklaşımım, derdim yok ama benim hayata bakışımı, sanata bakışımı kökünden etkileyen düşünür sanatçılardan biri olan John Berger'ın o böyle açık kaynakta okuduğu şiiri bulunca onun üzerine mimarlandırdım her şeyi. O da bir İngiliz ve İngilizce yazdı ve okudu şiirini. Oradan öyle çıktı. Yoksa şey var, ben mesela hasta olduğum dilleri söyleyeyim. Macarca, Yunanca, anlatabiliyor muyum? Yani işte Korece, buralardan falan bir karşılaşmam, bir şey beni çarpsa onları da kullanırım. Farsça, Türkçe, yani hiç öyle bir evrenselliği oradan yakalarım gibi bir matematikte yapılmış bir film değil o. Ama karşılaşmaların, arayışların, buluntu halinin, bulmanın, derlemenin, toplamanın getirdiği bir şey. Ha şu var, onu itiraf etmek zorundayım. Ailemin bana verdiği tek sermaye, çok önemli bir sermaye. Ben de şimdi çocuklarıma vermeye çalışıyorum. Eğitim sermayesi. Ben İngilizceyi bir kamu okulunda ortaokulda hazırlık okuyarak ve 7 sene, hatta ben çok sevdiğim için 8 sene okudum. 8 sene okuyarak. O okulunda bana verdiği tek şey, anortodoks yöntemlerle kendi açımdan ama İngilizcedir, iyi bir İngilizcedir. Sonra da ilk 5 senemi İngilizce öğreten bir kamu üniversitesinde onun türevlerini, eski İngilizcesini falan öğrenmeye bakarak geçirdim. O bilgiden kaynaklanıyor. Bunu itiraf edeyim. Yani bu şey, biliyorum da arıyorum, buluyorum. Eyvallah. Ama özellikle İngilizce ve bu uluslararasılaşmayla ilgili bunun bir köpük şeyi vardır. Ben onu bir kere daha vurgu yapmak istiyorum. Bu dışarıya dönük bir eylem değil, olamaz bana göre. Yaparsınız çok içinize dönüksünüzdür, olur biter. Sonraki macera sizden kopar. Tabii şey yapacaksınız. Hani festivallere yollayacaksınız, gösterisiniz, çeksiniz ama üretirken bana göre çok iç bükey bir iş bu. Ürettikten sonrası farklı, zaten orada şey var. Bizde yok ama. Yeni gelen genç belgeselciler de, özellikle İstanbul Merkez belgeselcileri var. Zaten onların yapımcıları var. Onlar kovalıyor. Böyle hani şimdi çok parlak işler geldi. Mimeroğlu, ondan sonra Maddenin Halleri, işte Metin'in son filmi, Hayalimdeki Sahneler, Ah Güzel İstanbul, Didem Madan falan. O işlere baktığınızda çok profesyonelce fonlanmış ve uluslararası ortaklıklar, bir takım pitchinglerden geçmen etme. Ama şunu da söyleyeyim, ben bağımsız filmciyim. Dolayısıyla onları çok kıymetli bulmakla beraber benim yolum oradan geçemez. Çünkü ben çok iç biköy ve çok tekil üretiyorum. Başka birisi bana şu filminin şurasını şöyle bir sebepten dolayı, yani Avrupa izleyicisi bunu böyle beğenir, onu beğenmezden dolayı bir şey, ben onu yapamam. Yani o bana ters. Tek başıma abi o anlamda. İşte Bulut film ona da çok imkan tanıyor. Anladım. Yani. Ömer abi
sanat bütün sanatlar için geçerli. Geçimini başka yerden sağlayarak yapabildiğince üretim yapmak gerekir Doğru diye doğru. bir Yani not bir şey. öğretmiş. Sanıyorum başka soru da yok. Bir saati de geçmişiz. 1 saat 10 dakika olmuş. Kurtuluş, çok teşekkür ederiz katıldığın, bizimle Ben bunları paylaştığın için. şeyi de itiraf edeyim. En sivil sohbetimi yaptım sayende. Onu senin verdiğin rahatlıkla. Ben genelde çok mesafeli duran bir adamım. Burada bir akış oldu. Onun için de sana ayrıca teşekkür ederim yani. En Biz sivil, çok hatta belki tek sivil konuşmam sosyal medyada. teşekkür ederiz. Bu bizim YouTube kanalında, İzmir Sinema YouTube kanalında da kalacak. Özlem Dolgun Yürek, sayın hocalarım, açıklamanız çok değerli. Teşekkür ederiz demiş. Biz de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet. Ha, Erdin Çeleç, yayın süresi en az 110 dakika olmalı diye yazmış. Ama yok, biz yani 60-70 dakikada keselim dilersen. Tekrar çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ömer abi de teşekkür ediyor. Bu teşekkürleri de zaten Herkese teşekkür ediyorum. Tüm biz de izleyen teşekkür ederiz. arkadaşlara. İzmir Sinema Evi'ne, sana, herkese. YouTube'dan, yani YouTube kanalında bu kalacak. Oradan da yorumları görebiliriz. İsteyen arkadaşlar izleyebilir. Tekrar katıldığın için çok teşekkür ederiz. Verdiğin bilgiler için özellikle teşekkür ederiz. Benim için de çok keyifli bir sohbetti kişisel olarak. Umarım bundan sonrasında başka sohbetlerle, başka konularla konuşmayı çok isteriz. 15 gün sonra bu kanalda gene başka bir sohbet konusunda buluşmak üzere. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın.